Smeagol evinden herkese merhabalar. Bu videomuzda Orta Dünya'nın ırklarını veya Orta Dünya'nın varlıklarını inceleyeceğiz. Aralarında şimdiye kadar hiç duymadığınız ırklar olacak ama bazıları da çok iyi bildiğiniz ırklar olacak. Bunları karıştıracağız. Ortaya çıkan o tatlı görüntünün de keyfine varacağız. İlginç bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden lafı çok uzatmayacağım. Smeagol'ın evinde Orta Dünya'nın ırklarını incelemeye başlayalım bence. Orta Dünya'nın ırklarını anlatıyorsak ilk sıra doğal olarak Ainur'larda. Niye? Çünkü bu meleksi varlıklar Eru'dan sonraki en ulu, en kadim oluşumlar Orta Dünya'daki. Normalde çok daha uzun anlatılabilecek bir konu. Kendi başına bir video olma şansı var. O yüzden bizim videomuzun, şu anki videomuzun formatı icabı Eru'dan sonraki en ulu varlıklar olması yeterli bir detay. Hemen arkasından Balrog, bir Maya, Valaraukar diye çağrılıyor. Nedir? Ağaç çağından beridir varlar Orta Dünya'da. Nasıl giriyorlar peki hikayeye? Melkor potansiyeli fark ediyor. Kandırarak kendi saflarına çekiyor bu karakterleri ve bunlardan ordu oluşturuyor. Ordusunu süslüyor bunlarla. Ama bir sıkıntı var, nedir? Öfke savaşlarında hemen hemen hepsi yok ediliyor. Geriye kalanlar da Orta Dünya tarihinde sadece bir nüans. Arkasından Beorning geliyor. Beorning nedir? Deri değiştiren veya şekil değiştiren dediğimiz o ırk. İsmi nereden alıyorlar? Beorn'dan. Beorn ataları olduğu için ırk da onun adıyla çağrılıyor Tolkien evreninde. Bir de uzun adamlar diyorlar. Ama ilk söylediğimiz o Beorning daha bir Tolkien dünyası ismi. O yüzden ona tercih ediliyor genelde. Nedir? Şekil değiştiriyorlar. O form, o ayı formu işlerine geldiğinde o şekle girebiliyor. Çok iri, çok kuvvetli, ciddi bir asabiyet sıkıntısı var belli zamanlarda. Oldukça kuvvetli bir fiziği var. Doğal olarak da bu onu farklı bir klasmana sokuyor. Bir savaşçı, korkulacak bir karakter belki de. Peki sadece bu kadar mı? Değil tabii ki. Bu güçlerinin yanında aynı zamanda çok inanılmaz bir sosyal sistemleri var. Hatta burada şöyle bir detay mevcut. Arı çiftlikleri var. Arı yetiştiriyorlar. Yetiştirdikleri arıdan ne elde edilir? Bal. Ünlü olan şey ne sosyal hayatlarında? Ballı kek. Bunu misafirlerine sunuyorlar. Bu konuda çok iddialılar. Hatta bu kekin karşılaştırması var lambasla, işte şununla bununla falan, ama bundan da ayrı bir video olur bence. O yüzden şimdilik böyle dursun. Thorin Meşe Kalkan ve ekibine bu kekten sunuyor. Hikayede var. Çok net. Şimdi kökenleri nasıl başladıkları, o ırkın nasıl ortaya çıktı çok fazla bilinmiyor. Ama 3. çağda Anduinlerinin o etrafındaki verimli vadilere yerleşmiş durumdalar. Biraz istiyorsanız ismin benzerliklerini ve köken araştırmasını yaparsak, eski Norse'da Beorn ayı demek. İngilizler o The Bear dedikleri hikayeyi Almanca'dan bir kökeni var. Baron denen kelimeden geliyor. Şimdi bunların hepsi fonetik olarak Beorn'a çok yakın. O yüzden de ırkımız şekil değiştirirken ayıyı tercih ediyor. İsmi zaten hemen hemen hazır. Ve ejderhalar. 1. çağda Morgoth'un savaş bineği olarak yetiştirdiği bir ırk. Akıllı ve çok kuvvetli bir fiziğe sahip. Uruloki denen ateş püskürtenler ve Cold Drag denen ateş püskürtemeyenler olarak iki türler. Hareket tarzlarına göre baktığımızda 4 ayağı 2 kanadı olup uçanlar, sadece 4 ayağı olup yürüyenler, ne ayağı ne kanadı olmayıp sürünenler olmak üzere 3 grupta bakabiliyoruz. Sürünen grup biraz daha serpent dediğimiz bu sürüngen tadında, hani daha deniz tarafında görebileceğimiz bir tür tabii ki. bu arkadaşlar dediğim gibi çok uzun yaşıyorlar, çok kuvvetli fizikleri var, akıllılar, ancak onların da bir zaafı var. Cüceler gibi parlak mineralleri çok seviyor ejderhalar. Özellikle altın akıllarını alıyor götürüyor onların. Bu tür bir zaafları var. Zaten o 1. çağda yine çok popülerler. Daha sonrasında savaşlarda ölmeleri, azalmaları sonucunda Orta Dünya tarihinin geri kalan bölümünde Balroglar gibi bir nüans, saygıyla anılan bir, saygı ve korkuyla anılan bir ırk. Ancak bu nüans dediğimizin içinde kimler var? Ejderhaların babası Glaurung, Ancalagon, Smaug, Gostir ve Skata. Bunların hepsinin kendi hikayeleri var. Aslında önemli karakterler. Orta Dünya tarihin içinde yer alan ve kendi hikayelerine sahip isimler bunlar. Bir de Tolkien'in Hobbit veya Yüzüklerin Efendisi'nde kullanmadığı Christopher Luxus var. O da bir ejderha, ancak Tolkien onu Orta Dünya hikayesinde değil, başka bir hikayesinde kullanıyor. Kadim bir ırk olan Entler nedir? Yavanna'nın isteğiyle Orta Dünya hikayesine katılırlar. Katılırlar, ne yaparlar? Ağaç çobanlığı yaparlar. Ağaçları korurlar. Çobanlığını yaptıkları ağaçlar kendileri gibi hareket edebilir ancak bilinçleri yoktur. Böyle bir durum var. İki dil konuşurlar. Eski Entçe, yeni Entçe. Birçok dilden belli kelimeler de içine girmiştir bu konuşma fonetiğinin. Ancak kendilerini ifade etmeleri biraz zaman alıyor. Bu da bir dipnot olsun. Elfler Onot diye çağırıyor bu ırkı. Aynı zamanda Anglo-Sakson dilinde Ent kelimesi dev anlamına geliyor. Buradan dev demişken devlere geçelim. Kendileri Orta Dünya'nın 3. çağında Hobbit'te ortaya çıkıyorlar. Kuzey Moor'da daha çok varlar. Aynı zamanda Sisli Dağlar tarafında da görebiliyorsunuz. Hobbit'te karşımıza çıkışları birbirine taş atarak oynadıkları bir oyun. Ancak üstündekiler için çok eğlenceli bir an değil bu. Ancak kendileri tahminimce iyi zaman geçiriyorlar o sırada. Goblinler. Goblinler Tolkien tarafından aslında orkları anlatmak için kullanılmış bir kavram. Hobbit'te orkların bir alt tabakası, daha azınlıkta, daha alt seviye bir grup için kullanılmış bir ifade. Hobgoblin de var bunun içinde ifade olarak. Sisli Dağları'nın altında yaşayan bir ırk anlatıyor ama genel olarak Tolkien bunu orkları anlatmak için kullanıyor. Orklarla ilgili videomu da izlemenizi tavsiye ediyorum bu noktada. Tolkien dünyasının çok bilinmeyen bir ırkı Mevlips. Kim bunlar? Bunların Shire'lı Hobbitlerin akrabası olduğu düşünülüyor. Karanlık tarafa geçen Hobbitler aslında öyle varsayılıyor. Çok ciddi bir bilgi yok. Çok ciddi olarak bir yerlerde yazılanların hakkında bir şey yok. Ancak ne var? Hobbitlerin şiirlerinde görüyoruz bu ırkı. Ve o yüzden tekrar ne diyoruz? Varsayımsal olarak karanlık tarafa geçmiş olan Hobbitlerden bahsediyoruz. Mağaralarda yaşıyorlar gün ışığıyla. Çok fazla işi yok Mevlipslerin. Hemen arkasından Kurt Adamlara geçiyorum. Kurt Adamlar nedir? Bunlar 1. çağda yine Sauron'un böyle popüler karakterlerinden. Ama genel hikayede bizim bildiğimiz Kurt Adam gibi davranmıyorlar. Bunlar insana dönüşüp tekrar Kurt Adam olamıyorlar. Bunlar kurt. Ama aynı zamanda adam. Böyle bir dünya yaratmış Tolkien kendileriyle ilgili. Anglo-Sakson kökenli yine bir kelimeden bahsediyoruz burada. Varklarla karıştırmayalım bu arada. Onlar farklı, bunlar farklı bir grup. Kaşarot diye bir karakter var. Kendisi Angbat'ın gardiyanı. Bunların arasında böyle karakterler, isimler var. Aslında biz hikayede çok fazla görmüyoruz. Asıl merakımızı çeken bölgede çok fazla yok bu ırk. Ancak bu Sauron'un kötü adam rolüne büründüğü zamanlarda bir Elf Adası'nı ele geçirdikten sonra oraya koyduğu ve o adanın adının da Kurt Adam Adası olduğu biliniyor, hikayenin içinde varlar. Dragluin bu ırkın atası, en bilinen karakteri. Böyle bir nüans yine tekrar Kurt Adamlar. Ama bildiğimiz gibi değil. Bunlar kurt kalıyorlar. Hemen arkasından örümcekler. Örümcekler kim? Ungoliath'ın çocukları. Önemli bir grup aslında. Bunlar da kuvvetli yaratıklar. Oldukça çok yerde varlar ama yine hikayenin başında varlar. Burada geçiyorlar belli bir süre. İşte ne yapıyorlar? İlk çağdan beri Orta Dünya'da bir kere yaşıyorlar. Birçok savaşa giriyorlar. Genel olarak kötü tarafı doğal olarak ya da destekliyorlar. Onların hizmetkarı bunlar. İşte Melkor'un o Valinor'daki 2 tane ağacı yok etmesinde, Silmarilleri çalmasında filan başroldeler. Bu arkadaşları kullanıyor. Bunlar o görevleri gerçekleştirirken yanındaki kuvvetler. Shelob, Yüzüklerin Efendisi'nden bildiğimiz bir örümcek karakteri, bu grubun akrabası. Tolkien ırklarını tanıdığımız bu videonun 1. bölümünün artık sonuna geldik. 2 tane ırk daha anlatıp 1. bölümü bağlayacağım. Sonuçta arka arkaya çok dizilsinler de istemiyorum. Burada söyleyeceğim son 2 ırk, ilki yarasalar ve vampirler. Nedir? Tolkien büyük ihtimalle aynı kavramın 2 dalı olduğu için bunları tek saymayı tercih etmiş hikayesinde. Hemen hemen aynı grubun içindeler aslında baktığımızda da. Burada hemen yarasalara giriyoruz. Mağara yarasaları ve Dol Guldur yarasaları var. Ciddiye alacağımız grup Dol Guldur grubu. Çünkü çok büyük ve savaşçı. Aslında kartallara kafa tutabilecek bir yarasa grubundan bahsediyoruz. Hobbit film üçlemesinde Angbat'tan uçarak çıkan yarasalar bu Dol Guldur yarasaları. Hatta bunun yanlış hatırlamıyorsam Radagast'la filan da bir mücadeleleri oluyor. O derece gözü kara yarasalardan bahsediyoruz. Hemen buradan vampirlere geçiyorum. Şimdi vampirlerle ilgili çok fazla şey yazmamış Tolkien. Neden? Tahminimce vampirlerin o popüler kültürde zaten çok net bir imajları var. Yani ne kadar değiştirebilirsiniz ki? Bu yüzden de kendisini çok yormadığını düşünüyorum. Hani gidip de bir şeyler anlatmaya çalışayım, insanlara bir şey vereyim vampirlerle ilgili diye uğraşmamış. Çünkü zaten bu popüler kültürün içinde ciddi yeri olan ve bilinen bir ırktan bahsediyoruz. Ancak Turingivetel diye bir ifade var. Vampirleri bu şekilde anlatıyor Tolkien. Aynı zamanda vampirler Sauron'la kötü tarafın başrolüne soyunduğu dönemde kurt adamlar yarasalarla beraber kuvvetlerinin ana grubunu oluşturuyor. Hatta Tolin Gorhoth'u ele geçirdiğinde, o Elf Adası'nı ele geçirdiğinde o adayı tutmak için oraya yerleştirdiği birliklerin içinde kurt adamlar ve vampirler var. Ancak burada vampirler kurt adamların biraz arka planında kalıyor. Dediğim gibi herhalde çok tercih etmemiş üstlerine gitmeyi. Kendisi için baz olan o Sauron grubunu oluşturuyor olmaları. Bu bilgi veriyor ve geçiyor. Gelelim son ırka bu videodaki. Hobbitler. Kapanışı biraz renkli yapalım istedim. Nedir? Orta Dünya'ya nasıl geldikleri, kim oldukları, kimin yarattığı hikaye, nasıl girdikleri, bunlarla ilgili çok fazla bilgi vermiyor Tolkien. Bazı bilinmezleri var Hobbitlerinde. Anduin nehrinin oraya ilk yerleştikleri biliniyor. Daha sonrasında popülasyonların çok olduğu bölgeler Shire ve Bree. Aynı zamanda çok ciddi kurulmuş, çok sağlam bir sosyal hayat yapıları var. Gayet düzenliler ve maceradan hoşlanmıyorlar. Ancak hani o sosyal yapının sağlamlığından dolayı maceraya çıkmaya ikna ederseniz de işte yüzüğü yok edilmeye götürecek kadar önemli bir görevi verebildiğiniz bir ırktan bahsediyoruz. Ancak işte o maceraya çıkmaya ikna etmeniz gerekiyor önce. Yoksa öyle bir hani aman ben çıkayım da şurada bir şeyler yapayım gibi bir merakları yok. Evlerinde çok mutlular. Keyfe düşkün olmalarından dolayı da en büyük hobileri pipoları. Keyif. Tamamen keyif üstüne kurulurlar. Doğal olarak 3 tane klanları var. Nedir? Samanpostular, Ülkenler ve Kıllı Ayaklar. 3 ana gruptan oluşuyorlar. Hobbitlerin kendi kültürünü incelediğimiz vakit Eoteot denen bu Rohirrim'in atalarıyla çok yakın ilişkide başlıyor hayatları. Onlarla görüşüyorlar, işte konuşuyorlar, ticaret yapıyorlar falan. O yüzden de eski isimleri ve kelimelerin birçoğu Rohirrik alfabe dilinden geliyor, oradan türüyor. O ilişkinin kendi kültürlerine çok ciddi bir yansıması oluyor. Ha, bunun dışında işin komik tarafı isimlerin Hobbit kavramının oluşmasında bu Rohirrik dediğimiz dilin ciddi etkileri var. Nedir? Hobilita diye çağrılıyorlar. Çukur veya delik hazırlayan. Ortak dilde kuddukan. Yine çukur veya delik hazırlayan demek. Sonuçta yapı itibariyle çok savaşa, mücadeleye, bu tür maceralara uygun olmayan ama zekasıyla o açığı kapatan, gerektiği yerde, son derece cesur, gerektiği yerde olabileceği kadar bilge bir ırktan bahsediyoruz. Gandalf'ın fanı olduğu bir grup. Bugünkü videomuzun son ırkıydı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İkinci bölümü çok yakın zamanda çıkartacağım. Lütfen beklemede kalın. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmuyoruz. Rica ediyorum. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın.